Hayatı yürütemiyorum. Ayrılmak istiyorum. Kendime bir yer açacağım. Ayrıldı. Peki o ayrılan ortak genç girişimcisinden faydalanır mı? Faydalanır. Faydalanır. Çünkü faaliyetin devamı gerçekleşiyor. A4'lıktan ayrılınca yeni bir mükellefiyet tesis ediliyor mu değerli arkadaşlar? Yeni bir mükellefiyet değil mi A4'lıktan? Devam ettiği için yapar. Devam ettiği için yapar. O yüzden maddelere dikkat edin, ifadelere dikkat etmenizi. Altını o yüzden çiziyorum genç girişimci kavramında. Diyor ki ben şu faaliyetten devam ederken bakkal dükkanı da açtım diyor. Bir şey olur mu? Olmaz. Ama bir sorun var. Açılışlara dikkat edin. Bir sorun var. Özellikle öyle çoklu iş yapanlarda, yani bakkal dükkanı var, kuaför dükkanı var, işte ot alım satımı da yapacak. Üçünü aynı anda açılışta başvuru yapıyor. O üçünün iki tanesini yapıyor, birini yapmıyor. Mali arızalığı çıkartıyor. Aslında yasa da yok, engel de yok. Diyor ki faaliyetin tekini gerçekleştirmedin diyor. Aslında engel yok. Bakın bu tarz sorunlar yaşarız. O zaman ne var? En güzeli ne var? Abi ilk neyi yapacaksın? Kuaför dükkanını açacağım. Aç kuaför dükkanını. Sonra yani işletme olarak ekle kaporta boyayı. Sonra ekle araba al satımı. Sorun yok. Bu istisnaları böyle kullanın değerli arkadaşlar. O yüzden bunun üzerine biraz durdum. Geldik 75 bin liralık uygulamaya. Kanun çıktığından beri bu maddeye herhangi bir vergi usulden atıf yapılmadığı için bir değerleme hükmüne tabi değil arkadaşlar. Çıktığı günden beridir 75 bin lira, halen 75 bin lira. İnşallah istisna bir ara birilerinin aklına gelir de 150 bine falan götürürler. Şimdi burada 2020 yılında ilk defa mükellefiyet. Bütün şartları yaşıyor. Dikkat edin, 29 yaşını doldurmamış olmak demek 30'undan gün almamış olmak demek. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani 29'da girmek değil. 29'u bitiriyorsunuz yavaş yavaş. 3-4 dönemi var bu örnekte görebilirsiniz. 20, 21, 22, 23. 20 yılında 50 bin lira gelir elde etmiş. 21 yılında 75 bin küsür. 22 yılında gelmiş 125 bin lira gelir elde etmiş. 23 yılında gelmiş 185 bin lira gelir elde etmiş. Şimdi 20 yılında bu istisnayı uygulayacak. Uygularken 75 bin lirayı değerli arkadaşlar tebliğde diyor ki bizim serbest meslek kazanç defterinin o dip kısmındaki işletme bölümü var ya oradan düşün diyor. Elle manuel düşün diyor. Tebliğ böyle bir ifade kullanıyor. Siz bunu düştüğünüzde burada kalan artı da sonraki yıla taşıyamazsınız. Yani mesela 50 bin liralık istisna kazancınız var, 75 bin de istisna var. Bu 25 binde ne olacak diye sormayın, 25 binde çöp. Bir şey olmuyor, bir sonraki döneme devre etmiyor değerli arkadaşlar. Geldik sonraki yıla, 75.500 değil mi? Bakayım nerede? 75.800. 75'i düş, 800'ü vergilendir. Bu kadar. Bir sonraki gel, 125, 75'i düş, 50'yi vergilendir. Bir sonraki yıla gel, 185, 75'i düş, geri kalanı vergilendir. Kafanızı salıyoruz ya. Kafanızı sal, böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar, dinlemediklerini yakaladım bak. Yok arkadaşlar, dördüncü döneme geçtik. Üç vergilendirme dönemi, no problem. Üç, bitti, at kenara. Allah bereket versin, ne gelirse kârdır. Neydi? Verginin tanımı neydi? İncitmeden, kazdan, kıl kopartmadan sanatı demiş. İncitmeyelim, indirelim, sıkıntı yok. Geldik engelini indirmem. Bu da hiç uygulanmıyor. İnşallah hiç uygulanmaz bu arada, ben onu da söyleyeyim de. Maalesef işte hayatımızda, mükelleflerimizde oluyor, çalışanlarda oluyor, bir başka durumda oluyor. Hayatımızda bir şekilde doğum veya diğer süreçlerde bir engelli durumu gerçekleşiyor. Bazen sağ bile, yani süreç sağ bile gerçekleşti. Sonraki dönemlerde bir engelli hayatına dönüşme imkanı var mı? Var. Engelli indirimiyle ilgili de değerli arkadaşlar şurada 3 madde vardı. A, B ve C vardı. C'de de basit usule tabi mükellefler diyordu. Şimdi basit usul yıllık beyanname vermeyeceği için basit usul kalktı. Yani burada yok artık. Engelli indirim uygulayacak bir durum kalmadı. Geriye kim kaldı? Hizmet erbabının kendisi. Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, anne, baba, eş, çocuk, serbest meslek erbabının kendisi, serbest meslek erbabının bakmak yükümlü olduğu anne, baba, eş, çocuk. Soru, eş, çocuk için yaş sınırı nedir? Kafasını sallayanlardan cevap bekliyorum. 18, yok mu arttıran? 25, yok mu arttıran? Yaş sınırı. Yaş sınırı yok. Kız ömür boyu, erkekse askere gidene kadar. Engelli askerin bir tercih. Ha yok, engelli çocuğu. Bir tercih. Başka var mı arkadaşlar? Komiserim. Sallamak serbest ya. Lan. Engellilik 18. Devam ettiği 18 dedi. Engellilik devam ettiği sürece. Engellilik devam ettiği sürece dedi. Bu da bir mantık. Engellilerde
bakmakla yükümlü olduğu kavram öyle bizim asgari geçim indirimi falan filan gibi 18-25 yok. Okudu okumadı diye değil arkadaşlar. Bakmakla yükümlüyse yaş sorunu yok. Ne diyorum? Anne baba diyorum. Anne baba diyorum, yakalayamıyorsunuz. Bakmakla ilgili bir şeyimiz yok. İnşallah dediğim gibi hızlıca engelli süreçler düzelir, tamamlanır. Diğer bir özelliği şu. Her bir engelli kavramı üzerine indirim uygulanıyor. Yani serbest meslek erbabı engelli, örnek söylüyorum, bir de engelli çocuğu var. Kendisi için ve çocuğu için derecelerine göre çarpı bir indirim uyguluyoruz. Yani burada sadece bir tane indirim kavramı oluşmuyor değerli arkadaşlar. Bu indirim müessesesini biliyorsunuz. Yani raporun gönderilmesi, mahalleden yazının alınması sürecini geçiyorum. Buraya çok takılacak bir durum yok. Bu örnek bir kişi kendisi engelli. İkinci derecede de bir engelli bakmakla yükümlü oldu. Kendisi için 1500x12. Bakmakla yükümlü olduğu ikinci derece. İkinci derece için 860x12. Toplam 28'inde direkt beyanname üzerinde hop indirebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, diğer bir kısım ya. Şurada bir şeyin de altını çizdim. Mesela bu mükellefiyet öteden beri olmasaydı da bu mükellef mesela Temmuz ayında mükellefiyet açmış olsaydı, o zaman ay hesabı yapıyoruz. Sadece o yılın ay hesabını yapıyoruz. Şurada gördüğünüz 12 ayı ifade ediyor değerli arkadaşlar. O zaman Temmuz olsa ne olacak? 6 ay. 6 çarpı 1500 uygunsuz. Ama sadece o açılış yılında. Ondan sonraki yıllarda yine 12'ye doğru gider. Hocam, peki bunu neden geçimde indirebiliyoruz? Çünkü beğenleme üzerinde indirim uygulamasına tabi. Ama indirilebilmesine bence bir engel yok. Bizde de şöyle bir şey var. Geçicide indirseniz bile bir etkisi yok ki. Ne etkisi var? Yani karından bununla alakalı bir araştırma yapmışsınız. 89'a 3'e göre indiremezsiniz. Evet, çünkü beğenleme üzerinde indirim hakkı var. Yani beğenlemelerde kullanılabiliyor ya sadece. Şeyde hocam, serbest meslekte genç girişimci istihdasını diğer indirimlerde indiriyorduk. Çünkü ya, ticari kazanç olmadığı için hani bunu neden diğer indirimler o istisna 20. maddede düzenlendiği için ondan dolayı. Bu 89'da beğenleme üzerinde indirimler maddesinin de düzenlendiği için. 89'un özelliği ne? Beğenleme üzerinde indirimler dediği için maalesef beğenlemeyle sınırlı. Ama bir etkisi yok. Yani bir indirimin şeyi yok. Çünkü %15 vergilendirme var. Sonra yılda taksitlenen şey tarifeye devreye giriyor yani. Aynen. Burada bir engel yok. Genç girişimci istisnası ile ilgili tebliğdeki ifadeyle uygulama da biraz farklı aslında. Tebliğde diyor ki kazanç füsala dediğimiz hani bu serbest meslek kazanç özeti dediğimiz kısımdan düş diyor. Düşerek ne elle manuel düzelt getiriliyor ama sanırım defter beyanında böyle bir sorun var galiba. O onun oluşuyla ilgili bir sıkıntı var. Serbest meslekler. Serbest mesleklerden. Geldik ücretlere arkadaşlar. Bunlar hatırlatma turları. Şimdi ücretlerle ilgili biliyorsunuz kanun değişti. Burası ekmek yiyecek yer. Buraya baktıkça dolar, euro görüyoruz değerli arkadaşlar. Böyle bu tarz şeyleri şey görmeyin. Külfet görmeyin. Hiç durduk bir yerde gelir elde eden birinin gelip size beğenlemesini yaptırması olarak bakın. Ücretlendirin, fiyatlandırın. Bu kadar yani. Bunu böyle bakın diye söylüyorum. 3 tane kritere dayandı. 2020 yılından itibaren böyle. 20-21 sonraki yıllarda böyle gidecek. Burada bir değişiklik yok. Şu andaki durum şu. Eğer gelir elde 4. dilimine geçen bir ücret gelir elde ediyorsa bu ücretin içine huzur hakları da dahil edilir. Bodro olacak diye bir kavram yok. 61. maddedeki tanımlı ifadeler huzur hakları da içine giriyor. Normal çalışma da içine giriyor. Eğer 23. maddedeki özel istisnalar yoksa toplama mahallelerine girecek değerli arkadaşlar. 1.650.000 lira sınırımız var. 2.53.000 lira sınırımız var. Yani bir diyor ki toplamda 650.000 liraya geçmek buna SGK dahil mi? Dahil. Herkes dahil mi? Herkes fikir mi? Değil. Tamam, SGK dahil değil. Çünkü gelir vergisi matrağı diyoruz. Değil mi? Gelir vergisi matrağı diyoruz. SGK hariç yani. Bir kişi şöyle düşünün. Ocaktan aralığa kadar çalıştığı zaman aralıktaki kümle gelir vergisi matrağının 650.000'i geçiyor buna bakmak gibi düşünün değerli arkadaşlar. Buraya dikkat, SGK'yı dikkate alman. Emekli ise 7.5 değil mi? Şey ise normalse 15. Onları düşün. Öyle 650.000'i kontrol edin diye söylüyorum. 53.000 için sınırda da aynı mantık. Yine ben şimdi size bunu çok güzel bir tabloya aktardım. Olası bütün senaryo şu anda gördüğünüz tabloda. Yani ücretlerle ilgili olacak maksimum senaryo bu tabloda karşımızda bir... Suyun var mı? Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz kısım
ücret gelirinin işte birinci, ikinci, üç veren kısmı. Şu yukarıda da A, B, C, D, E diye 5 tane farklı ücret alan kişilere koyduk. Ya bu tabloda, bu tabloda gelen düzenlemeyi net bir şekilde yakalamamız lazım. Burada artı eksi hiçbir şey kalmamız lazım. Bunun altını çizelim. Ücretlerle ilgili bu işin şerbetini alacağız arkadaşlar. Eksik hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Ben şimdi bir şey de açayım. Lazer ışınını da açayım. Görünüyor mu bu? Ha, tamam, görünüyor. Arkadaşlar yıl 2021. Zaman çabuk geçiyor, biliyor musunuz? Hiç acımıyor. A hizmetlisi, B hizmetlisi, C hizmetlisi, D hizmetlisi, E hizmetlisi. Yani bodrolu çalışan. Huzur hakkı da olabilir. Bodrolu normal çalışan da olabilir. Emekli de olabilir. Bakın, ücretli diyorum. Dikkat edin. 61. maddeye konuşuyorum. Burası bir işveren. Burası 2, burası 3, burası 4, burası 5. Şimdi A'yı kontrol ediyoruz. A sadece bir işverende çalışıyormuş. 2 ve 3 var mı arkadaşlar? 2 ve 3'te bir şey? Yok. O zaman A'nın birinci işverenden aldığı gelirinin toplamı ne kadar? 680 bin. Hemen benim birinci kuralım. 650 bini geçiyor mu? Geçiyor. Tek işveren de olsa bir fayda var mı artık? Yok. Ne yapacak bu arkadaşlar? Beyanname verecek. Beyanname verdiği zaman özellikle durumlar. Bakın neden burayı gelir diye görmeniz gerektiğini, ekstra tarifini yapıyorum. Şimdi bu kişi beyanname verdiğinde dönüp diyeceksin ki, ya hocam, Bodrolar uyguladığımız gelir vergisinin 103. maddesiyle yıllık beyannamenin 103. maddesi aynı değil mi? Aynı. Oradaki dilimlerle buradaki dilimler aynı değil mi? Aynı.